Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kiran Karayla TYT Geometri Soru Bankası kitabında doğrunun analitik incelenmesi konusundaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 202 ve 203'ü çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıda dik koordinat sisteminde uzun kenarı kısa kenarının 4 katı olan 4 eş dikdörtgen yerleştirilmiştir. Evet K kısa kenarlara K yazınca uzun kenar 4K ise buraya 3K kaldı. Hocam burası K o zaman buraya ne kaldı? 3K kaldı 4K olacağı için burası da 4K. Şurası da 4K. Tamam. Şimdi ilk önce D1'in eğimini bulalım. X ekseninde yaptığı açının tanjantı olacak. Şunu maviyle göstereyim. Şu açının tanjantı. Yani bu açının tanjantı. Bak şurada bir dik üçgen var bu buna ait. O da tanjant 3KK 4K bölü 4K. O zaman M1 eşittir tanjant alfa. Eksi tanjant alfa yalnız dikkat et. Çünkü sola yatık olduğundan dolayı. O da eksi 4K bölü 4K'dan ne çıkıyor arkadaşım? M1'i eksi 1 olarak bulduk. M2'ye bakalım. Şu açının tanjantı arkadaşlar teta'nın. eşitten dolayı burası da teta. Buna ait dik üçgen lazım. Hop dik üçgen burada. Dik dörtgenle dik üçgen oluşturduk. Şurası 4K iken burası da 4K oldu. E burası zaten 3K. 3K bir de burada K var. Toplamda 4K oldu burası. M2 dediğimizde tanjant teta'ya eşit. O da pozitif dikkat et sağa yatık. 4K bölü 8K değil mi? Evet bunu komple 8K. 4K bölü 8K. O zaman M2 dediğimiz ne olacak? 1 bölü 2 olacak. Şimdi benden eğimleri çarpı isteniyor. M1 çarpı M2 nedir? Eksi 1 ile 1 bölü 2'nin çarpımı eksi 1 bölü 2 yapar? Aynen öyle. Cevap edilemedi oldu. Birinci soruda geldik ikinci soruya. Dik koordinat düzleminde bir kenarı y ekseni üzerinde olan bir karenin köşelerinden birinden ve orijinden geçen doğrunun en küçük eğime sahip olanın x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının ölçüsü 14 derece. Evet şöyle bir yukarıda yapalım onu. Bir analitik düzlem çizeceğiz. Y ekseni üzerinde bir karenin bir kenarı olacak. Ve Karenin bir köşesinden geçen doğrunun neymi de en küçük doğrunun neyimi de neymiş? 14 derece olacakmış x ekseniyle. Evet x ekseni 14 derece olan bir şeyi çizdim. O zaman karenin bir kenarı şöyle şurada olursa arkadaşım. Diğer köşesi bu doğru üstünde olacak. İşte karemiz bizim nasıl olacak? Bu şekilde olacak. Ve burası da 14 derece olarak verilmiş bize. Tamam. Karenin bu doğru ve y ekseni üzerinde olmayan köşesinin koordinatları toplamı. Evet Karenin bu doğru ve y eksen üzerinde olmayan köşesi yani buradan bahsediyor. Koordinatları toplam 36 olduğuna göre karenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Arkadaş ne yapabiliriz burada? Şimdi orijinden geçen buradaki nokta vermiş bize. Yani şuradaki noktayı bir kullanacağız. Bu arada kosinüs e, 76 kök 17 bölü 17 olarak vermişler. Yani kök 17 bölü 17 1 bölü kök 17 değil midir? Evet. Kosinüs 76. Hocam şuradan şöyle bir şey yapacak olursak burası 76 derece değil midir? Evet. Kosinus 76 komşu bölü hipotenüstür. Yani o da 1 bölü kök 17. 1 bölü kök 17 olacak ya. Ama 1K'ya kök 17K olacak aslında. Ee, kök 17'nin karesi. Eksi 1. Kök 16 yapıyor. O zaman burası ne olacak? 4K olacak. Şimdi burası apsi 4K oldu. Ve şuraya gelecek olursak. Şöyle. Şu köşenin koordinatları toplamından bahsetmiş. Ab, ab, buranın abs 4K ya. O zaman ordinatı ne olacak? 36x 4k mı olacak? Evet. 36x 4k olmak zorunda. Çünkü 4k ile bunun toplamı ne olmak zorunda? 36 olmak zorunda. E şimdi dikkat et. Şurası 4k. Hocam burası 4k. Burası 4k. Burası 4k. Burası da 4k ya. Aslında burası 36x 4k demeyelim istersen. Oradan da çıkar da daha kolayını yapalım. Ordinatı 5k mı oldu? Evet 5k. Bak dikkat et burası 4k'ya 5k noktası oldu. Toplamda 9k'yı 36 vermişler. K buradan kaç gelir? 4 gelir. Şimdi bu karenin alanı isteniyor. K4 ise 4 kere 4 16. Karenin bir kenarı 16 yapar. O zaman karenin alanı isteniyor bizden. 16'nın karesinden 256'yı bulur muyuz? Buluruz. Cevap denizli oldu. İkinci soruda güzel bir soru arkadaşım. Geldik 3'e. ABC noktaları bir üçgenin köşeleri olduğuna göre A kaç olamaz? Arkadaş bir üçgenin köşelerinin olmaması için doğrusal olması lazım sadece. Doğrusal olduğunda e, üçgen olamaz. A'nın olamayacağı durum isteniliyor. Zaten o zaman ikişerli doğru şeyine bakacağız. Yani eğim AB ne eşittir? Şu ikisinin eğimi bu ikisinin eğimine eşit olduğunda e, doğrusal olur. Yani üçgen olamaz. O zaman A değerini buluruz. Eğim AB eşittir. Eğim BC diye bakacağız. O zaman A'nın e, eşit değildir. Eğim BC olması lazım aslında. Yani A'nın da eşit olmayacağı değeri buluyoruz burada. Yani burada eğim AB dediğimiz nedir? 3 eksi A. 3 eksi A bölü eksi 2 eksi 1. Eksi 2 eksi 1 eşittir. Eğim BC'ye bakıyorum. Eksi 2 eksi 3. Eksi 2 eksi 3. Y'ler farkı bölü. X'ler farkı 4 eksi eksi 2. 4 artı 2 yapar. 3 eksi A bölü eksi 3. Eşittir. Eksi 5 bölü 6 yapar. Hocam şuradaki şunlar şunlar sadeleşse 2 yaptı. Bununla bunu çarptığı zaman artı 5 yaptı. Bunda bunu çarptığı zaman 6 eksi 2 A yapar. E, ee, 5'e eşit oldu. 2 A eşittir 1'den. O zaman A'yı da kaç buluruz? A'yı da 1 bölü 2 buluruz. A 1 bölü 2 olursa, olursa doğrusu olur. Büyük üçgeni köşeleri olmaz. İşte bizden bu durum isteniyor. Yani cevap Ceyhan yaptı. Üçüncü soruda. Geldik dördüncü soruya. Aşağıdan analitik düzlemde alanı 108 birim kare olan ABC'de dikdörtgeni verilmiştir. A, B, C, D. Dikdörtgeni verilmiş. E bu arada şöyle bir şey verilmiş. Arkadaş burada ben şuranın hapsine bakayım. Buranın hapsine ben şeyi yazacak olursam. 3K yazacak olursam. Hani 3 y eşittir 4 x yani. 3K yazarsam 4 kere 3 12. 12 yapması için burası da 4K mı olacak? Evet. Şimdi ordinatı 4K olacak şurada. Apsisi de kaç k olacak arkadaşım? 3 k olacak. Eyvallah. Şimdi demiş ki bir de D köşesinden şimdi D doğrusu e, dikdörtgenin D köşesinden geçmekteymiş. Şimdi dikdörtgen 6 eş kareye ve 3 eş dikdörtgene ayrılmış. 6 eş kare ve 3 eş dikdörtgene ayrılmış. Hocam şunlar kare 6 tane eş kareye ayrılmış ve 3 eş dikdörtgene ayrılmış. Yani şurası çift çizgi burası çift çizgi burası çift çizgi. Eş dikdörtgen olduğu için şu kenarlarda birbirine eşit ya ondan dolayı Bunlar da birbirine eşit olmak zorunda. Eş karelerden birinin alanı 9 verilmiş. E tamam arkadaş. Burası 3, 3. Çok güzel. Burası da 3, burası da 3, burası da 3 oldu? Evet. Şimdi burası da 3 bu karenin bir kenarı olduğundan. Evet. Şimdi burası 3K ise. Burası da 4K olarak verilmiş ya. Arkadaş şuraya bakacak olursak eğer. Şimdi bir de ne verilmiş? K noktasının koordinatları. Alanı e, alanda 108 verilmiş. Bak. Şurayı ne bulduk? 3, 6, 9 bulduk. Hocam bunun alanı 108 olacak ya. Buraya n dersem 9 çarpı n yani eşittir 108 verilmiş bize Soruda bak şurada yazıyor. n de buradan kaç olacaktır? 10 2 mi oluyor? 12 oluyor. E, N'i 12 bulduk. Hocam 3 6 burada. O zaman buraya ne kaldı? 6 kaldı. E şimdi dikkat et. Bizden ne isteniyor? K noktası isteniyor. K noktasına bakacak olursak hop şuradan ben 12 burayı 12 buldum ya 4K eşittir 12 ise K'yı da böylelikle yine 3 buluruz. O zaman 3 kda burası 9 yapar. Şimdi K'nın hapsine bak bakayım. Hop şuraya kadar gel. Buraya kadar geldin. 9, 9, 18. K'nın hapsi ne oldu? 18'e. Kaç birim yukarıda arkadaşım? 6 birim yukarıda olduğu için 18'e 6 noktası yapar. İşte bizden de bu isteniyor. Yani dördüncü soruyu C olarak buluruz. Geldik 5'e. Çekilde gidik koordinat düzleminde bu doğrunun bu doğrusu orijinden ve eksi 1'e en noktasından geçmekteymiş. Bu doğru orijinden geçiyorsa 0 0 noktası sağlanır. Değil mi? Bak 0 0'dan geçiyor. Y yerine 0 x yerine 0 yazarsam o zaman 0 eşittir. M eksi 4 yapar. M'i de buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Tamam. M4 çıktı. Bir de bir e n noktasından geçmek demiş. M4 çıktıysa o zaman arkadaşım y eşittir eksi 2 x doğrusu oldu bu. Şimdi bu şurada eksi 1 en noktası değil mi bu? Eksi 1 en noktası da bu doğrunun üstünde. Hocam bu doğrunun ise x yerine eksi 1 yazdığımızda y yerine de n yazdığımızda n de buradan artı 2 eşit oldu. Evet n de 2'ye eşit oldu. Topladığımız zaman da cevap kaç yapar? 6 yapar. 5. soru C an oldu. Geldik 6'ya. Analitik düzlemde A ve B noktaları veriliyor. AB doğru parçasının orta dikme doğrusunun denklemi. Bak şimdi. Ne yapalım? Basit bir şekilde şekli çizelim. A noktası burada. B noktası burada. B noktası 5'e eksi 1. A noktası da 1'e 3 noktası. Hemen yazdık bunu. Bunun diyor orta doğru orta dikme doğrusu. Arkadaşlar bu dikme doğrusunun orta dikme doğrusunun denklemi isteniyor bizden. Bu doğrunun denklemi yazılırken kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim 2 nokta. Nokta var mı? Var. Buradaki nokta. Yok da bulabiliriz. Orta nokta. Toplamlarının yarısı 5 artı 1. 6 bölü 2'den 3'e. 3 artı eksi 1. Yani 2 bölü 2'den 1 çıkar. E, nokta bulundu. Bir de eğim lazım. Doğrular dik kesiyor. Eğimler çarpma eksi 1. Bunun eğimi nedir? M1 diyelim. Eksi 1 eksi 3. Yani eksi 4 bölü. 5 eksi 1. 4 yapar. Eksi 1 bunun eğimi. O zaman bunun eğimi de ne olacaktır? Artı 1 yapacaktır. Çünkü eğimler çarpma eksi 1 olacak ya. O yüzden. Şimdi eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabiliriz. Yani m çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y. Noktadaki x 3 noktadaki y de 1 olduğundan yazdık bunu. x eksi 3 eşittir y eksi 1'den attık öbür tarafa x eksi e, eksi 1 artı 1 diye geçti. x eksi 2 eşittir y mi yaptı yani y eşittir x eksi 2 oldu cevap böylelikle açay oldu arkadaşım. Geldik 7. soruya. Üstteki boşluğa yaparız. Analitik düzlemde bu doğru ve bu doğrular veriliyor. PM eşittir 18 olacak şekilde. Dur bakalım. D1 ve D2 doğrularına bakalım mı şimdi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 5, 12. Şimdi bunlar kesiyor mu? Bunun eğimi Eksi 5 bölü 6. Bunun eğimi Eksi -6, 6, bölü 5. Aa bunlar dik kesiyor arkadaşlar. Evet dik kesiyor. Şimdi bu doğrular veriliyor. Bunu, bak eğimine baktım. İlk önce eğimini yazalım. M1 dediğimiz eksi 5 bölü 6. M2 dediğimiz de ne? Eksi 6 bölü pardon eksi 12 bölü eksi 10'dan bu da 6 bölü 5 çıkar. Bak ters çevir ekseni çarpmış çıktı. Yani doğrular dik kesti. İki tane dik kesen doğruyu şöyle bir çizeyim bakayım ben. Şu D1 doğrusu bu da D2 doğrusu. Eyvallah. D1 ile D2'nin kesimi P noktası olsun ve bunlar da dik kesiyorlar. Bunu gördük zaten. Şimdi bana diyor ki PM uzunluğu 18 birimi olacak şekilde D1 doğrusu üzerinden bir M seç diyor bize. PM 18 olacak şekilde. PN de 24 olacak şekilde D2 doğrusu üzerinden bir tane nokta seç. Yani burası da 24. MN'nin orta noktası hop şurası. MN'nin orta noktasının P'ye olan uzaklığı isteniyor. Arkadaşlar şu orta noktasının buraya olan uzaklığı isteniyor. E muhteşem işte. Burası da eşit olmaz mı? Olur. E şimdi burası altının 3 katı. Buraya bak 6'nın 4 katı. E o zaman burası da 6'nın 5 katı 30 olur. E o zaman burası 15 burası 15 burası da 15 oldu. Benden de zaten şu uzunluk isteniyor. Yani cevap 15 yapar. 7. soru böylelikle C han oldu. Geldik 8'e. Alanı 36 birim kare olan OABC şu karesi olacak galiba arkadaşlar. Şu karesi diyelim. D doğrusu ile eşit alanda iki bölgeye ayrılıyor. Evet şimdi herhangi bir dikdörtgeni kareyi paralel kenarı ben eşit alanda iki parçaya bölmek istiyorsam nereden geçirmek zorundayım? tam öyle köşegenlerin kesim noktasından ağırlık merkezinden. Bu dediğim şey paralel kenarda dikdörtgende karede eşkenar dörtgende geçerliydi. Paralel kenarın özel hallerinde geçerli. Yani ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktasından geçmek zorunda arkadaşlar bu doğru. Peki bu bir kare ise karenin alanında 36 birim kare ise bir kenarı kaç çıktı 6 çıktı. D de 0'a 3 demiş. Tamam şuradaki noktada 0'a 3 yani burası 3 birim olarak verilmiş. E sonra ne yapacağız? Şu karenin ağırlık merkezini kullanacağız. Karenin ağırlık merkezini nasıl kullanılır? Ya arkadaşlar köşegenlerin kesim noktası şeklinde kullanırız ki köşegenleri ben çizsem bir işime yarayacak mı yaramayacak ya da karenin ağırlık merkezi arkadaşlar şuradan dik çizdiğinde buradan dik çizdiğinde iki eş parçaya böler değil mi arkadaşım? E buradan dik çizdiğinde iki eş parçaya bölecek. E 6 ya o zaman burası kaç oluyor? 3 olacak değil mi? Tam ortası. Ya da buradan iki eş parçaya. 3 3 şeklinde bölüyor ondan dolayı. E şimdi benden D doğrusunu denklemi isteniyor. O zaman olay bitti arkadaşım. Niye? Çünkü benden D doğrusunu denklemi isteniyor. Eğim lazım nokta lazım. Şimdi şöyle bakacak olursak arkadaşlar. Ne var burada? Şurada bir kelebek var. Kelebek dekoran kaça kaç? 1'e 1. Bir. Hocam o zaman kelebek dekoran 1'e 1 bir olduğu için burası da A burası da A. E şimdi burası dik 2 eş parçaya bölücük ya. 3 3 şeklinde ayıracak ya. 2 A eşittir 3 ise A'yı buradan 3 bölü 2 olarak buluruz. A 3 bölü 2 çıktı. 3 bölü 2. O zaman ben bu doğrunun eğimini bulabilirim. Eğim dediğim tanjant alfadır. Tanjant alfa. 3 bölü 3 bölü 2. 3 bölü 3 bölü 2. Yani kaç yapıyor arkadaşım? Ters çevirip çarptığım zaman 2 mi yapıyor? Evet 2 yapıyor. Tanjant alfa. Eğim dediğim 2. Sonra noktası belli mi? Belli. Ya hocam buradaki nokta da belli. Artık buradaki nokta da belli diyebiliriz ama 0'a 3 noktası belli zaten. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. O da 2 çarpı x eksi 0 eşittir y eksi noktadaki y. Y eksi eksi 3 yani y artı 3 yapar. 2x eşittir y artı 3 mi yaptı? Evet ya da y 2x eksi 3'e eşit oluyor? Aynen öyle. 8. soru böylelikle akçay yaptı arkadaşlar. Yani burada y'yi yalnız bıraktığımız zaman 2x 3 yapıyor. 8. soru akçay oldu geldik 9'a. Şekildeki dik koordinat düzleminde dc kenarı x eksen üzerinde olan bir dikdörtgen çizilmiş. Eyvallah. Çevresi 48 birim olan ABCD dikdörtgenler bölgesi y eşittir mx doğrusu ile eşit alanlı. Evet dikdörtgen de eşit alanlı iki bölge ayrılıyorsa burası biraz önce de dedik ağırlık merkezi. Köşegenlerin kesim noktası ya da Dikdörtgende bu şeyi nasıl kullanabiliriz yine? Buradan dik çizdiğinde iki eş parçaya, buradan dik çizdiğinde iki eş parçaya. Ya bunu kullanacağım ya da köşegenleri çizeceğim artık hangisi mantıklıysa. Şimdi çevresi de 48 olarak verilmiş. Bu arada şöyle bakacak olursak şöyle geldin. Eksi 4'e 16 olarak verilmiş ya. Hocam burası 16 burası da 4 birim. Yani dikdörtgenin bir kenarı 16 oldu. Şimdi dikdörtgenin bir kenarı 16 ise 16 16 32. Çevresi 48 ise 48'den 32 çıkarsan 16 kalıyor. Yani bunlar da 8 8 mi yapıyor? Evet. Yani şurası da 8 oldu. K noktasının ordinatı nedir diye soruluyor bize. Şimdi burası tam neresi demiştik arkadaşlar? Köşegenlerin kesim noktası demiştik. Tamam. Ee, köşegenlerin kesim noktası. Köşegenlerin kesim noktası ya da dik çizdiğinde iki eşit parçaya bölecek. Hocam 4 4. Evet, tamam. Çok güzel. 16 ise Hani buradan da dik çizsen 2 eş parçaya bölecek. 8 8. Yani burası kaç yaptı o zaman? 8 yaptı. Dur. Şimdi K noktasının nesi isteniyor? Ordinatı. Benzerlik var arkadaşlar burada. Şu A diyelim burada. Hocam şu bölü tamamı. Yani 8 bölü 12 eşittir. 8 bölü A'ya mı eşittir? Aynen öyle. Ya da hocam x dik üçgen çıktı deyip 45 45 90 üçgen diyebilirsin. 45 90 ise burası da 45 deyip 12 ise A'yı da 12 bulabiliriz. Ya da Benzerlikten de yine A'yı kaç bulduk? 12 bulduk. A 12 birim aşağıda. Eksi 12 noktası var orada. Yani 9. soru. Böylelikle E dremit yaptı. Geldik 10. soruya. Şekildeki D doğrusunun denklemi 3x 4 y 4 eşit 0. Evet bu 3x eksi 4 y eksi 4 eşit 0'mış. Şimdi burada bu noktanın doğru yolunu uzaklığı bu noktanın doğru yolunu uzaklığı var. Ve bizden ne isteniyor? BC uzunluğu isteniyor. Öncelikle şuraya bir H1 diyeyim H1'i bulayım. H1 dediğimiz nedir? Noktayı doğru da yerine yaz. Yani 6 kere 3 18 eksi. Eksi 4 ile eksi 4'ün çarpımı artı 16 yapar. Sonra eksi 4 mutlak değerce bölü 3 4 5 üçgeninden demek. mi? Kare daha kare artı b kareden. Şurası 5 yapar. Şu 34 eksi 4 30 30 bölü 5 6 mı yaptı? Evet şurayı 6 buldum. Sonra şuraya H2 diyeyim. H2 de ne eşittir arkadaşım? Noktayı doğru da yerine yaz. Eksi 9 e, artı 28 ve eksi 4 mutlak değerce bölü 3 4 5 üçgeninden 5 çıkar burası. 15 bölü 5 kaç çıktı? 3 çıktı. Evet haşkiyi de 3 bulduk. Şimdi benden şu uzunluk isteniyor. Arkadaşlar ne yapmamız lazım? Öncelikli olarak şu uzunluğu da ben bulabilirim. O da nedir? Bu uzunluğu da bulayım ben. Bu uzunlukta kare küçüğünde x'den farkı 6 eksi eksi 3 yani 6 artı 3 yani 9. 9'un karesi 81 artı. 4 eksi eksi 7 yani 4 artı 7. 3'ün karesi 9 yapar burası. Kök 90 yaptı burası. Oo. Şimdi x'i nasıl bulacağız? Arkadaş Şurada şöyle bir dikdörtgen yapınca burası. X demeyelim. Şeyle karışmasın. A diyelim. A diyelim. 3 ise burası da 3. Burada bir pisagor bağıntısı yapacak olursak. A'nın karesi artı burası kaç? 9. 9'un karesi eşittir. Kök 90'ın karesi olacağından dolayı Buradan a kare neye eşit oldu? 90 81'den 9'a eşit oldu ve a'yı da böyle kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Yani 10. soru balık esir çıktı. Geldik 11'e. Şimdi bunun hızı 30, bunun hızı 40. Ee, arkadaşlar gittikleri yollarla doğru aratı olmaz mı? Bu bakıyoruz öncelikle bu 30, bu da 40 aynı yöne doğru hareket ediyor. Başlangıçta birbirine en yakın iki noktada bulunan yani birbirine en yakın iki noktada yani bunlar böyle şu birbirine dik uzaklık, iki doğru arasındaki uzaklık hesapladığımızda yani birisi önde olamaz. Önde olursa birbirine daha uzak olur. Birbirine en yakın iki nokta tam dik olduklarında ki yani paralel doğrular arasındaki uzaklıklar dik olduğunda tam burada uç noktalarında olduklarında değil mi? Evet. Başlangıçta birbirine en yakın iki noktada bulunan araçlar arasındaki uzaklık 8 saniye sonra kaç birim olur diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar 8 saniye sonra x eşittir v çarpı t değil mi? Evet. Ee, burada gittiği yol ne olacak o zaman? Şöyle gittiği yol v çarpı t. 8 saniye mi? 8 saniye. Saniyede de bir sıkıntı yok. 3 kere 8 24. Bu 24. 240 gitti. Öbürü de 4 kere 8 32 mi gidecek? Evet 32 gidecek. Yani 320 gidecek. X eşit V çarptı eder. Aralığındaki mesafe işte bu işleniyor bizden. arkadaş yapacağım samle belli. Bu 240 gitti. Bu 320 gitti. Hop şöyle bir dikdörtgen oluşturacak olursak 240 ise burası da 240 yapar. Buraya ne kaldı o zaman? 80 kaldı. Hocam şu paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulabiliriz. Nasıl bulunuyordu? C'ler farkı. Ama x'lerin katsayılarının aynı olmasına dikkat ediyoruz. Neyse aynı yapıyoruz. Bunu 2 ile çarpalım. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık bulunurken. Ya da bunu 2'ye bölebiliriz. 2'ye bölsek geliyor gaz sanki. Bu 3x 4y eksi 75 eşit 0 yaptı. Şimdi burada C'ler farkı yapmak daha mantıklı. C'ler farkı arkadaşım 125 eksi eksi 75 yazıyorum. E, şuraya h diyeyim. h 125 eksi. Eksi 75 yani artı 75 mutlak değerce. Bölüyor. Kare köşünde a kare artı b kare. Yani 3'ün kare artı 4'ün karesi. O da kaç yapıyor? 5 mi yapıyor? Evet. Burası kaç yaptı o zaman? 200 bölü 5. 5'e bölsen 40 yapar. Hocam burası 40. E, burada bir Pisagor bağıntısı yapalım. 40 burası. 80 burası. 1 2 kök 5 üçgeninden. Burası da 40 kök mi yapar? Evet. Yani 11. soru balık esir oldu. Geldik 12. soruya. Şimdi y büyüktür x artı 1. Bunun grafiğini bulalım mı arkadaşlar? x yerine 0 yazsam y'si 1 olacak. y'si 1 olan bu. Yani d1 doğrusu. y eşittir x artı 1 doğrusu arkadaşlar. Şimdi y büyük tarafta olunca ne yapıyorduk? y büyük taraftaysa eğer y'yi yalnız bıraktığımızda o zaman bu doğrunun üst tarafını karalayacağız. Arkadaşlar bu doğrunun üst tarafını karalayacağız. Doğrunun alt tarafındaki noktalar ne oldu? Gitti. Sonra y küçüktür. Eksi x artı 3. Bunun, bu da bununki değil mi arkadaşlar? Evet bu da bununki. Ya bunun denklemi de y eşittir eksi x artı 3. Çünkü burada x yerine 0 koysan y'si 3 yapıyor. Evet. Bununki bu. Hocam bu da y küçük tarafta. Küçük tarafta olduğu zaman doğrunun alt tarafı. O zaman doğrunun üst tarafındaki noktalar gitti. Bak şu gitti. Yani şu an ne oldu? Hem bunun üst tarafı olacak hem de bunun alt tarafı olacak. Yani her ikisini de sağlayan neresi oldu arkadaşlar? Bak şu bölge oldu değil mi? Hem siyah hem sarıyı sağlayan. Tamam. O zaman istenilen bölge şu anda şurası. Bir de ne diyor arkadaşlar? Bir de bize diyor ki x çarpı y küçük 0. x çarpı y küçük 0 neresi? İkinci bölge ve dördüncü bölge değil mi? Çarpımların pozitif olduğu yer 1 ve 3. Negatif olduğu yer 2 ve 4 olacak. O zaman 2 ve 4'ü alacağım. Yani diğer bölgeler alınmayacak arkadaşlar. 2 ve 4. bölge yani tamamıyla şu bölge yapıyor arkadaşlar. 2 ve 4. bölgeyi alacağım. E 4. bölgede karaladığım bir şey yok. O zaman bölgemiz ne oldu arkadaşlar? C oldu. Yani cevap C seçim oldu. Yani 2 ve 4. Yani ben burada 3. bölgedekini almayacağım. Ya da 1. bölgedekini almayacağım. O yüzden D noktası da burada iptal oldu. Cevap da böylelikle C oldu. Yani 12. soru C han çıktı ve böylelikle test 4'ü bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.